Başlat programlar Notepad'i açtığınızda karşınıza Notepad ekranı geliyor. HTML dosyası hazırlarken HTML ile başlayıp HTML tagları ile bitiriyorduk. Bu arada yeni gelen arkadaşlar, burada gördüğünüz küçük büyük işaretler arasında yazılan kodlar tag ya da etiket deniliyor. HTML tagı. Bu tagların arasını açıyorum. Çünkü HTML sayfasının giriş etiketi küçük HTML büyük işareti, kapanış etiketi de küçük slash HTML etikettir. Yani burada açılış kendisiyken kapanışta önüne slash geliyor. Her tag neredeyse kapanıyor. Kapanmayan birkaç tane sadece tag var. HTML'den sonra head tagları vardır. Daha doğrusu head tagı vardır. Başlık kısımları. Bu sayfanın başlık bölümünde bulunan title yani pencere başlığı ve meta taglarını daha sonra göstereceğim bunları. Meta taglarını içerir. Aynı zamanda JavaScript ve CSS dosyalarının yüklendiği bölümdür. Yani head bölümünde sayfada yapılmasını istenen aksiyon neyse onun ek dosyaları yüklenir. Ama bunlar kullanıcıya görüntülenmeyen dosyalardır. Bunlar bizim sayfada yapmak istediğimiz bir şey varsa onunla ilgili dosyalardır. Bunları zamanla biz de yapıp koyacağız oralara. Şimdilik şu bölümü siliyorum. Sadece pencereye başlık veriyorum. Bugün sizin de metin düzenleme taglarını göreceğiz. Ben de başlık olarak metin düzenleme tagları diyorum. Ya hocam siz biraz önce bu programın renkli kod yazacağını söylediniz. Yani siyah beyaz olmayacaktı. Niye siyah beyaz? Programda eğer dosyanın formatını belirtmezseniz siyah beyazdır. Şu anda dosyayı kaydetmedim ben. Dolayısıyla dosyanın formatı belli değil. Şu haldeyken bir kaydedelim, devam edelim isterseniz. Dosyadan farklı kaydet deyip bunu bilgisayarımda sizin klasörünüzün bulunduğu hafta sonu klasörün içinde ders 02-24-02-2013 klasörünün içine dosyayı kaydederken nasıl kaydediyorduk hatırlıyor musunuz dün? Çift tırnak içinde kaydediyorsunuz. Çift tırnak içinde iki tane tek tırnak değil. Çift tırnak. Metin tire. Düzenleme tire. Tagları nokta html çift tırnağı kapattım. Yani sayfaya isim verirken konuyla ilgili ismi neyse onu veriyorum. Ama arada boşluk, Türkçe karakter ve benzeri bir şey kullanmıyorum. Büyük harf mümkünse onu da kullanmıyorum. Büyük harf kullanabilirsiniz ama ben mümkün olduğu kadar küçük, tam Google'ın istediği ve en optimum olan neyse onu kullanıyorum. Yani o dosyaya verilebilecek en normal isim bu. Arada boşluk yok. Tire var onun yerine. Düzenleme değil, düzenleme. Ü yok, U var. Tagları değil, tagları. Bunu unutmayın. Türkçe karakter olmayacak. Onları hep İngilizce karaktere çevireceksiniz. .html uzantısı alacak şimdi kaydettiğimde ve şuradaki taglar değişecek. Renk değiştirecek. Bakın yazılar siyah, taglar mavi renge dönüştü. Ve herhangi bir taga tıkladığınızda nerede açılmış, nerede kapanmış onu gösteriyor. Bu çok güzel bir şey çünkü ben kod yazarken çok uzun kodlamalarda nerede olduğumu görebiliyorum. Şimdi head bölümünü çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Head tagı bittikten sonra body tagıyla sayfada görülmesini istediğimiz kısmı yani sayfanın gövde kısmını oluşturursunuz. İşte internet sayfasında asıl görünen bölüm burasıdır. Buraya ne yazarsanız karşısına ziyaretçinin o çıkar. Tabii şimdi biz kodlarla yazacağız. Sonra Dreamweaver programıyla hiç kod yazmadan bunları yapacağız. Ama önce bu kodları, daha doğrusu tagları öğrenelim.
Öncelikle sayfanın en üstüne genelde bir başlık atılır. Header 1. Başlık tagları şöyle örnek olarak göstereceğim. H1'den başlıyor. H2, 3, 4, 5 ve 6'ya kadar gidiyor. Aynı şekilde kapanıyor da bu taglar. 4, 5 ve 6. Şunları da düzelteyim. Ne anlama geliyor? Sayfada ana başlık, onun alt başlığı, onun alt başlığı şeklinde gidiyor. Yani H1 en büyük fontlarla yazılmış başlıkken H2 ondan biraz daha küçük. H3 ondan biraz daha küçük. Kitabi bir şey düşünün. Mesela bölüm 1 büyük bir yazıyla yazılır. Bölüm 1.1 biraz daha küçüktür. Ya da başlıklar bazen ana başlık, alt başlık şeklinde büyütülerek, küçültülerek yazılabiliyor. Bu tür durumlarda kullanılıyor. Ana başlıkta alt başlıkları ayırt etmenizi sağlıyor. Dosyayı kaydediyorum. Arada dosyayı görmek için de şu klasörü açıp bakıyorum. Yani ben şimdi başlık tagları yazdım da daha doğrusu ya bu hoca bir şeyler yazdı ama acaba ne oluyor? Acaba ne oluyor bakalım. Dosyayı çift tıklayıp açıyorum. Bakın aslında sayfada olan şey şu. Sayfaya başlık tagları yazdım. H1'den H6'ya kadar başlıklar atmaya başladım. Bunu nerede gördüm? Kaydettiğim klasörü açtım. İçindeki HTML dosyasını çift tıklayıp açtım. Karşıma o HTML dosyası geldi. Metin düzenleme tagları.html. Başlık ve altında H1'den H6'ya kadar olan başlıklar, ana ve alt başlıklar. Yani siz bir atıyorum kuru fasulyenin faydaları yazarken H1 ile yazıyorsanız altına işte daha küçük bir alt başlık atacaksanız H2 ile. Onun altına başka bir küçük alt başlık atacaksanız H3 ile atıyorsunuz. Burada şu da önemli. Google H1'e önem veriyor. Niye? Çünkü o sayfanın konusu bu diyor. O sayfada ana başlık bu. Tamam. Bu önemli H1 konusu. H2 ve H3 yani çok da abartmıyorsunuz zaten. Bu kadar alt başlık yoktur konunuzda. Genelde 2-3 alt başlık olur. Tabii çok varsa da bunları kullanacaksınız. Kitabi bir yazım için kullanılıyor. Başlık tagları için header 1'den 6'ya kadar olan bu tagları kullanıyoruz. BR enter karakteri. Aslında break anlamındadır. Enter karakteri derken bakın şimdi BR dedikten sonra deneme yazıyorum. Başlıktan sonra bir alt satıra geçip paragraf başı yaparsınız falan değil mi? Sayfayı kaydedip yenilediğimde şurayı kapatmadım herhalde. Bir bakayım. Dosyayı farklı kaydederim. Yanlış yerim kaydederim. Ya tamam. XHTML'de değil. Diyelim ki H6'dan sonra Enter'a bastım. BR yazdım yani. Ve onun anlamını yazdım. O yazının hemen altına da deneme yazmak istiyorum. Ama alt satırına yazmak istiyorum. Yanına değil. Şimdi eğer normal yazarsam yan yana gidiyorlar zaten. Benim burada Enter'a basıp alt alta yazmam bir şey ifade etmiyor. Yan yana yazar bu yazıları. Çünkü aralarında Enter karakteri yok. Siz Enter karakterini görmüyorsunuz yazı yazarken. Basıyorsunuz tuşa alt satıra geçiyor. Ama nasıl geçiyor? Ekranda boşluklar var.
enter var. Birisi boşluk koyuyor, birisi enter yapıyor. Yani alt satıra geçiyor. Bunu nasıl sağlıyor? Sizin görmediğiniz bir şey var orada. Demek ki orada gizli bir kod var. Bu görevi yerine getiriyor. Dolayısıyla enter'ın internetteki kodu BR. Tamam. Siz tabi bilgisayarda görmüyorsunuz bunu. Not defterinde falan açıp normal yazılarınızı yazıyorsunuz. Yazı yazıyorum falan. Alt satıra geçiyorum da. Ben burada yazarken alt satıra geçerken şurada ne oldu? Orada enter karakteri basılarak enter karakterin üzerine bakarsanız karakter şöyle bir sembole sahiptir. Aşağı ve sağdan sola doğru bir ok işaretine sahiptir. Bu şu demek zaten. Satır line end satır sonundan en başa alıyor. Yani buraya öyle bir karakter koyuyor ki karakter burada biten satırı en başa alıyor. Dolayısıyla siz o en baştan yazmaya devam edebiliyorsunuz. Tamam mı? Ama bu düz yazıda internette BR koymadan alt satıra geçemezsiniz. Dolayısıyla sayfama geldiğimde deneme yazısını şimdi aşağı indiğini göreceksiniz. Sayfamı yeniliyorum. Bakın deneme yazısı alt satıra geçti. Normal yazdığımda BR'siz yazdığımda yan yana yazıyordu. Ama BR koyduğum zaman break enter karakterinin ekrana basılmasını sağlıyor. Burası anlaşılıyor mu? BR kapatılmayan, enter kapatılmayan bir tagdır. Yani şurada enter'a bastım, şuraya kadar bastım diyemiyorsunuz. Sadece enter'a basma görevini yerine getiriyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Şimdi böyle direkt yazılar yazamıyoruz tabii internette. BR deyip yazamıyorsunuz. Çünkü önce bir paragraf başı yapmalısınız. Yani P tagı. Bir paragraf yazmak için kullanılır. Bir paragraf yazınız vardır. Başına P sonuna slash P diyerek onu bir paragraf yaparsınız. Eğer bunları koymazsanız o bir paragraf değildir. İnternette her o sayfalarda gördüğünüz her yazının belli bir formatı var. Burada da metin düzenlemekten bahsediyorum zaten. Sayfanın bakın title'ına da yazdım onu. Siz Word'de nasıl yazıları düzenliyorsunuz? Seçiyorsunuz, ortalıyorsunuz, işte ya da iki yana yaslıyorsunuz. Kalın yapıyorsunuz, italik yapıyorsunuz falan ya. Aynısını burada yapacağız şimdi. Oradaki paragraf, size tabi orada kodu gösterilmiyor Word'de. Ama orada da bir kod var. Burada gösteriliyor ama. Daha doğrusu bu HTML tagını siz yazmak zorundasınız. Yoksa o bir paragraf olmuyormuş. Tabi burada biraz uzasın diye, bu paragraf olsun diye biraz daha kopyalayıp yapıştıracağım bunu. Sayfamı yenilediğimde çünkü bakın bir satır bile değil yazı. Bu yazıyı kopyalıyorum. Şu paragrafı altına alayım. Bu arada sıralama arkadaşlar önemlidir burada. Yani P tagıyı 17'de açtım, 20'de kapattım diyelim. Arada yazdığım şeyler önemlidir. Yani bunu niye yan yana yazmadı, niye alt alta yazmadı falan değil. Nasıl yazdığınız değil, sırası önemli. Ve içine yazdığınız şeyler önemli. Şunları yan yana yapıştırıyorum. Bir paragraf olsun diye 5-10 tane yapıştırdım. Kaydettim. Sayfamı yeniliyorum. Bakın burada bir paragraf oluştu. Paragrafın mantığını algılamanız için söylüyorum. Paragrafın içinde herhangi bir satırda bir alt satıra geçmek istiyorsam çok uzun uzadıya bir paragraf oldu bu. Ben diyelim ki şu noktada bir yerde şuradan sonra alt satıra geçmek istiyorum. Ne yapacağım? Enter'a bastım. Ama o Enter'dan anlamıyor ki. BR kodundan anlıyor. Yani BR yazacağım. Kaydedeceğim. Yenilediğimde bakın o noktadan bir alt satıra geçtim. Tamam. Size kalmış yani hangi noktada alt satıra geçsin istiyorsanız o noktada BR koyacaksınız. Burada bir sorun var mı? Paragraf tagı anlaşılıyor mu? Paragraf yapmaya yarıyor o kadar. Devamında Word'de ne yapıyorduk? Yazıyı yani kalın. Yazıyı kalın yapmak için bold yani B tagı kullanılıyor. Word'de de bunu yapıyorsunuz. Seçiyorsunuz.